Millet, yeni videodan herkese selamlar. Ben Fethi. Şu anda Japonya yerine size Vietnam'dan video paylaşıyorum. Neden Vietnam'dan video paylaşıyorum? Çünkü Japonya'da benim son zamanlarım berbat geçiyordu. Yani üzerimde böyle tam olarak açık detayına inmeyeceğim ama kötü bir durum vardı. Onu halletmeye çalışıyordum. Ve bir kısmını, en azından büyük bir kısmını hallettim. Tam olarak mükemmel olmasam da Vietnam'da kendimi toparlayıp daha böyle mükemmel olabileceğim bir ana getirebilirim diye düşünüyorum. Bu arada neden hemen bir anda hızlıca hareket ettim falan diye soracak olursanız da şöyle bir durum oldu. Ben Japonya'da zaten durumlar böyle hani iyideyken en azından kendimi toparlamak için böyle Vietnam'a falan gelmeyi düşünüyordum. Bu arada işte acentelerle falan konuşup vize başvurusu falan yaptım. Böyle işte pasaportuna yüzünü atıp giriş dönüş biletimi atmışım. Bu arada biletim de ileri tarihliydi, daha böyle geç tarihliydi aslında. Ama Vietnam vizesi erken çıkınca da ben de hemen şey yaptım. Bilet tarihimi değiştirdim. Hemen bugüne aldım ve bugün geldim. Bugün ilk gün bu arada Vietnam'da. Direkt buraya geldim. Bu arada acenterle konuştum. O durumda size açıkladım. Çok hızlı geliş dediğim gibi. Acenterle direkt mesaj açtım abi. Benden sadece pasaportun ön yüzünü ve gidiş dönüş biletimi atmama yeterli olacağını söylediler. Öyle de yaptım. Sonra işte bir süre sonra bana direkt mesaj attılar. Mail attılar. Mail atıyoruz işte bir şey, vizenizi falan diye. Bir baktım işte vizem çıkmış. Vizemi aldım. Ayın 7'sinden ayın 30'una kadar. Toplamda 23 günlük bir vize. O vizeyle birlikte işte ben ayın 10'u bugün, 3 gün sonrasında işte biletimi anca alabildim. Öyle geldim. $100 acentayı ödedim. $25 da kapıda istiyorlar size. Geldiğiniz zaman vizenizi pasaporta eşittikleri zaman orada istiyorlar. Şimdi şöyle bir durum var. Hani oldu siz de yaptınız geldiniz falan. Böyle şeyi unuttunuz. Üzerinize Amerikan doları yok diyelim. Amerikan doları istiyorlar çünkü $25. Yoksa Vietnam dongle ödeyebiliyorsunuz ama Vietnam dongle'u kendiniz telefonunuza hesaplayın. $25 kaç paraya tekabül ediyor. Ona göre çıkartın, ödeyin. Çünkü elinize ne kadar Vietnam dongle gösterirseniz 560 bin mi yapıyor mesela? 800 mi gösterdiniz elinize? Kadın elinizdeki o 800 bin dongle'un hepsini alıyor sizden. Çünkü bugün önündeki kişi, iki kişi öyle oldu. Bana geldi. Bana sıra geldiği zaman işte 600 bin dong çıkardım ben. Kadın bana dedi ki işte başka var mı yapıyor böyle, tamam mı? Dedim ki bu para, dedim, para üstü vermen lazım bana dedim. Parayı gösteriyorum böyle, şeyini gösteriyorum. Kadın böyle hesapladı, yaptı böyle. Oradan çıkardı bana 20 bin dong verdi para üstü. Aslında 40 bin vermesi lazım, en azından 20 bini geri aldım diye sustum. Neyse ondan sonra işte içeriye girdim, herhangi bir sorun çıkmadı zaten. Direkt vizenizi veriyorsunuz, kapıda herhangi bir şey sormuyorlar pasaport kontrolde. En azından bana sormadılar, herkese sormuyorlar mı bilmiyorum tabii. Sonra geçtim, şu an ülkedeyim, kaldım ya işte kaldığım yere gittim, duşumu falan aldım. Birazcık dinlendim çünkü gece de havalimanında kalmıştım. Orada uyumaya çalışmıştım. Uyuyamamıştım. Günüm berbat geçmişti. Şimdi artık Vietnam'dayım. Bugünden sonra artık size bol bol Vietnam'dan şeyler paylaşırım. Çünkü gerçekten girer girmez zaten bu ülkeyi sevmeye başladım. Ve benim bulunduğum yerde böyle barlar sokağı gibi bir yer. Şimdi o tarafa doğru gideceğim. Size de oraları göstereyim şöyle.
Yeni günden herkese selamlar. Dün gece birazcık böyle sakin geçti benim için. Hem dün zaten uyumamıştım, şey yapmamıştım falan filan derken bugün devam ederim diye videoya şimdi gündüz vakti devam ediyorum. Ya şimdi ben Ho Chi Minh City, yani diğer eski adıyla da Saigon'dayım. Saigon abi şey gibi düşünün, Türkiye'de Ankara, Hanoi, burada Hanoi, Türkiye'deki İstanbul, buradaki Ho Chi Minh City yani Saigon. O şekilde ben şu anda Ankara'da değilim de İstanbul'dayım. Yani en büyük şehri aslında burası şu anda bulunduğum yer. Bu arada böyle hani gelişmemişlik var ya böyle ülkelerde. Aslına bakarsanız Vietnam böyle Asya'da hani Japonya, Kore'nin ardından falan böyle gelişmiş ülkelerin arasında. Yani zenginlik bakımından baktığınızda, parasal ekonomik bakımından baktığınızda burası iyi bir ülke aslında. Bak, ama Japonya ve Kore'nin gölgesinde kalıyor bir diğer şeyle. Çünkü burası savaştan çıkmış. Abi yer savaştan çıkan ülkelerin hepsi bir anda Asya'da böyle yükselişe geçiyor. Bence gayet güzel. Bu arada şöyle bir şey de belirteyim size. Yaya geçitlerine Vietnam'a gelirseniz eğer dikkat edin. Çok fazla motor taşıtı olduğu için burada şey olmuyor. Hani yaya geçitinden geçerken motorlar durmayabiliyor. O yüzden biraz dikkat etmeniz gerekiyor burada. Neyse, dediğim gibi bunlara dikkat edersiniz. Şimdi Savaş Müzesi'ne doğru gideceğim. Savaş Müzesi'nin fiyatı da yaklaşık 40 bin Vietnam dongu diye gösteriyor ama güncel mi fiyat değil mi hiçbir şey bilmiyorum. Oraya gidince öğrenirim artık. Zaten şey de olmayacaktır ya muhtemelen, çok da pahalıya gelmeyecektir. Çünkü 40 bin Vietnam dongu yaklaşık bir 30 lira falan yapıyordur herhalde. O yüzden bir girip Vietnam'a en azından savaş tarihine falan filan bir bakarım. Nedir ne değildir, neler olmuş. Biraz daha böyle yakından bilgi edinirim. Size de bu arada eğer içeride çekim yapmak yasak değilse size de gösteririm bunları. Ama çekim yapmak yasaksa yine de gizli çekmeye çalışırım ya bir şey. Bakalım. Bu arada Asya'da dediğim gibi böyle en sevdiğim ülkelerden biri olabilir Vietnam. Çünkü insanları samimi, sıcakkanlılar. Mesela Japonya'da, işte Kore'de olsun, Hong Kong olsun, Tayvan olsun, bana böyle şey gelmediler. Hani sıcak insanlar gelmediler. Ama işte Vietnam'dır, Tayland'dır. Sonra bunlara dahil edebileceğim Filipinler. Bunların insanları bilmiyorum, daha böyle sıcak kanlı gördüm. Daha böyle işte samimi geldiler. Tabii gittiğim bütün ülkeleri aslında ya genelini sevdim. Hong Kong, Malezya dışında. Çünkü o ülkeleri alışamayacaktım. Alışamam. Ama ben sanırım biraz dediğim gibi karışıklıktan yanayım. Karışık olan ülkeleri daha çok seviyorum sanırım. Çünkü böyle karışık olan insan, yani böyle karışıklık derken de böyle insan kalabalığı, artık böyle eskide hani böyle teknolojinin çok gelişmediği, teknolojiden biraz daha uzak kalmış. Belki de bu sebepten dolayıdır insanların birbirine yakınlığı, samimiyeti. Bundan da kaynaklanıyor olabilir. Savaş Müzesi'ne geldim. Burada zaten Savaş Müzesi'nde olanların birçoğu Amerika'ya ait aslında. Bu arada dediğim gibi 40 bin Vietnam donguymuş. Şöyle göstereyim. Gelirken 40 bin Vietnam dongu veriyorsunuz ve karşısında bu fişi alıp şuradaki QR'ı turnikeleri okutarak içeri giriyorsunuz. Şimdi size etrafı şöyle göstereyim ben hemen. Bakın fotoğrafta Hanoi'liler varmış. Burada tekstil fabrikasında çalışan kadınlar. Aynı şekilde tren raylarını onarımında çalışan insanlar var 1973 Şubat yılında. Şubat yılı. Şubat 1973 yılında. Long Bien Bridge. Burada ders gören çocuklar. Şubat 1973. Bomba saldırısından sonra. Burada yine aynı şekilde neler varmış? Tarlada çalışan insanlar mı burası? Yetişkinlerle öğrenciler birlikte çalışıyorlarmış burada. Vay be. Ocak 1973'müş. Burası yine aynı şekilde. Feribot terminali. Burası Ocak 27 1973. Yine aynı şekilde Vietnam'ın
Paris Anlaşması sanırım. Paris Anlaşması'nın imzası. O zamanlara ait. İçerisi de böyle bir yer bu arada. İçerikten sonra böyle bir alan var. Üst katlar falan da artık güzel birazdan ama öncesinde fotoğraf sergisine doğru bakacağım. Fotoğraflara falan bakacağım. Çok yakından bakıyorum hocam anlaşılan. Ben uzay net göremiyorum ya. Yakından bakıp okumam lazım size. Bakın böyle bir şey de yapmışlar. Şurayı canlandırmışlar. Böyle şeyler var ama full Vietnam'da yazdığı için hiçbir şey anlamayacağım muhtemelen ben burada. O yüzden. Atom bombasının içini yapmışlar. Bitten sonra. Bu kadar bomba mı düşmüş böyle? Oha. Bakın şöyle savaş gemilerinin bıraktığı bombaları görüyor musunuz? Burada savaşa bağlı. Bakın burada böyle bir şey yapmışlar. Uçaklar gelip bu şekilde gelip bakıyorlar. Böyle bir hareketler de yapmışlar yani geçmiş anlamda. Savaşı anlatan kitaplar da var. Bunun hepsi sergileniyor şu anda. Burası bombardıman oldu. Allah bir insan var. 27.800-1970. Burada da Hanoi'li askerlerle sivil halk bir aradaymış. Bombardıman zamanında. Savunma artık ne derler? Savunma şeylerini böyle izleyen Vietnamlılar. Bakın burada Maliler gelmiş. Vietnamlılara desteğini göstermek için. Vietnamlılarla görüşmüşler. Burada aynı şekilde Küba'nın desteğini göstermek için böyle bir Küba kitlesi yapmışlar. Fidel Castro'nun falan desteği vardı o zamanlarda. Bu savaştan açıkçası karlı çıkan kimse olmamış. Bakın bunlar gaz maskeleri. Savaş sırasında sıkça kullanılan maskelerdir. Bakın o gaz maskeni kullanma amaçları da bu şekilde uçaklardan o pis gazı salmalarından dolayı kullanılıyormuş. Yani bu arada Amerika bu savaş zamanında bayağı suç işlemiş. Yani savaş suçu, tecavüz olsun, işte gazlar olsun, o olsun, bu olsun bayağı bir suç işlemiş. Amerika, bildiğimiz Amerika. Parmaklıklar ardına arkadaşı atılmış çocuğun gülümsemesi. Savaşın bıraktığı izler de bu şekilde. Yetişkinlerde, çocuklarda bu şekilde kötü görseller vermiş.
şimdi 39 bin kilometrelik yüz ölçümüne sahip Mekong Deltası'na geldim. Mekong Deltası, Güney Vietnam'ın en yüksek yüz ölçümüne sahip deltası aslında. Ve Güney Çin Denizi'ne bağlıyor bu nehir bizi. Şimdi bota bineceğim, botla tur yapacağım falan. Orada size zaten gösteririm. Şimdi deltaya geldiğiniz zaman sizin normalde burada bir sürü bot var, botlar karşılıyor. Botlara binip buradan uzun bir seyahat oluyor. Sanırım 4 kilometrelik bir seyahat çıkacağız şimdi. Ve kendiniz de gelebiliyorsunuz, tur karşılığında da gelebiliyorsunuz. Turlar da çok ucuz bu arada. Hani Vietnam çok pahalı bir yer değil, zaten bunu belirtmiştim. Turlar da çok ucuz. Yaklaşık bir 17 dolara, 16 dolara bile. 16 dolara diyerek tura çıkabiliyorsunuz. Bu saat sabah 8'den akşam 6'ya kadar sürüyor. Siz gelip kaldığınız yerden alıp öğle yemeği dahil bunu bu arada. Rehber eşliğinde yapabiliyorsunuz. Ben bunu öneririm aslında. Hem çok ucuz hem de rehber eşliğinde olacak. Hiç uğraşmayacaksınız falan. Sizin için gayet iyi olacak. Şimdi ilk önce büyük botlara binip böyle karşıya geçtik. Burası büyük bir adaymış. Şimdi bu adada da işte böyle ilk önce şey getirdiler, böyle bir arı, ne derler ona, arı peteği getirdiler. Böyle arılar var işte bal peteğinin üstünde. Arıları böyle kenara çekip parmağını bandırıp sana tatlıyorlar falan. Neyse onu tattık, şimdi işte geldiler, böyle oturduk, bir şeyler ikram ediyorlar. Şu şekilde göstereceğim. Yeah, I can get it. Thank you. Excuse me. Bu da şimdi benim için hazırlanıyor. Mesela bu arada kurutulmuş muz var. Thank you. Sonunda şöyle bir şey çıkıyor. Sadece çay olsaydı muhtemelen beğenmeyecektim ama kattı muz, kattı bal bence tatlandırmış. Diğer türlü çok da hoş bir şey değil bence. Bu arada 17 dolara tura dahil olanlar arasında meyve tabaklı meyvelerin olduğu bulunduğu masaya oturmak da varmış. Bunu bilmiyordum, bundan bahsetmemişlerdi. Bu şekilde gelip böyle meyve tabağı olan masaya oturuyorsunuz. Şu şekilde direkt okuyan meyvelerin olduğu masaya oturup, karpuz yabancı değilsiniz tabii. Meyvelerin olduğu masaya oturup bunları yedikten sonra tekrar yolumuza devam edeceğiz. Oradan müzik eşliğinde olacak birazdan. Bir kadın müzik şarkı söyleyecek sanırım. Şarkı söyleyen grupta bunlar. Buradan kanolara bineceğiz. Toplam 4 kişi bir kanoya biniyor. Bu şekilde 4 kişi bir kanoya biniyor. Başında ve sonunda tabii çalışanlar var. Ortadaki 4 kişi de normal böyle turistlerin olduğu. Bizim bineceğimiz kano da muhtemelen bu olacak.
Bu şekilde şimdi nehir turuna doğru çıkacağız, bakalım. Diye de böyle Vietnam tarzında şey verdiler. Artık bunu ne diyorlar ismini bilmiyorum ama ben şapka deyip geçeceğim. Böyle bir şey verdiler. Abi dediğim gibi bu turun çok ucuz. Aslında 17 dolar hiçbir şey. Hem yemek yiyorsunuz, hem size meyve ikram ediliyor, hem tura çıkıyorsunuz sabah 8'den akşam 6'ya kadar. Toplamda yani bir 10 saatlik bir tur sizi bekliyor. Bütün her şey dahil. Ve gerçekten eğlenceliler. Abi Vietnam'a gelin ya. Vietnam cidden çok ucuz. Bakın hani Filipinler için çok ucuz deniyordu. Filipinlere gittiğim zaman hiç de böyle bir şeyle karşılaşmamıştım. Aşırı pahalıydı. Türkiye'den bile pahalıydı Filipinler. Ama Vietnam gerçekten ucuz. Tavsiye ederim. Vize ihtiyacınız var ama eğer vizeyi rahatlıkla çözebiliyorsanız buyurun gelin derim. Sanırım Vietnam'da en sevdiğim aktivitelerden biri olacak bu arada. Bu arada suyun renginin bu şekilde çamur rengi olmasını kirli olarak değerlendirmiyorlar bunlar. Bu su kirli değil, mevsimden ötürü bu şekilde diyorlar ama ne kadar doğru ne kadar yalan bilmiyorum tabii. Bana kirli geliyor bu su. Bileklik satarak dünya turunu devam ettirebiliyor musunuz? Evet ettirebiliyorsunuz. Hatta bu şekilde turlara katılarak arkadaşlarla tanışabilirsiniz. Bu arada easy. Easy. Nice to meet you. And Juan. Okay. Juan Kolombiyalı. Easy de Fransalı. Yeah. Ben zaten Türkiye'liyim biliyorsunuz. Şimdi biz turda tanıştık bu arada. Aynı tura katıldık. Ve cidden dediğim gibi bu turlara katılarak farklı insanlarla, farklı ülkelerden insanlarla tanışabilirsiniz. Bu sizin için de size çok şey katabiliyor. Ve çok ucuz dediğim gibi Vietnam'da bunu yapabilirsiniz. Başka ülkelerde hani turları çok böyle önermiyorum ama en azından bu şekilde Vietnam gibi ucuz ülkelerde. Vietnam, Tayland, Filipin gibi ülkelerde turları öneriyorum size. Çünkü çok daha fazla yer görüp çok hem zamandan kazanıp hem de daha ucuza halledebiliyorsunuz bu tür şeyleri. Şimdi bulunduğumuz yer bir böyle tekneğin üzerindeyiz biz. Hemen göstereceğim. Bu şekilde bir yolculuk yapıyoruz. Yani muhtemelen toplamda 12 kişi falanız bu teknede. Ama cidden eğlenceli gidiyor. Ve turun dahilinde olanlardan biri de yemek masası. Yemek masasında kocaman bir balık var ama kimse nasıl yiyeceğini bilmiyor. Onu göstereceğim şimdi. Bu şekilde bir balık var. Nasıl yiyeceğiz bunu bilmiyorum ama herkes elle mi dalacak, nasıl kullanacağız bunu bilmiyorum. Bu şekilde bir yemek masamız var. Bu inedikten sonra da muhtemelen bir saat falan böyle istediğimiz gibi hareket edebileceğiz. Etrafa falan bakacağız. Etraf falan zaten yemekten sonra size gösteririm. Bolca zamanımız olacak. Ve tura dahil olanlar arasında hayvanat bahçesi de var. Böyle ufak bir şey ama yine de böyle işte timsahtır, bu kirpilerdir, odur budur görebiliyorsunuz. Timsahları size şöyle göstereyim. Biliyorsunuz ki ben Tayland'da bunları yemiştim. O yüzden pişirseler yine yerim muhtemelen. Şu an yemek olarak görüyorum bunları. Belki onlar da beni bu şekilde görüyordur. Bike? Yeah. No. We had to search. Yani tura dahil olanlar arasında büyük budayı tellerini, işte kadın budayı görmek de varmış. Burasının dahil olduğunu bilmiyordum ben. İşte yatan buda heykeli, oturan buda heykeli ve kadın buda heykeli olarak görünüyor. Bunlar da vardı. Şimdi artık videonun sonuna geldim. Videonun sonunda size şurayı kısaca göstereyim. İşte gördüğünüz gibi şurada oturan buda heykeli var. Hemen arka tarafında yatan var. Böyle bir girişi var. Ve bu buda ablamız da burada. Bu videonun da böylelikle sonuna gelmiş bulunmaktayız. Vietnam'dan henüz videoları paylaşmaya devam edeceğim. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Takip etmeyi, abone olmayı, videoları beğenmeyi unutmayın. Hoşça kalın.